Tamam, başladım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Hikmet-i Kur'aniye Medresesi ki Bediüzzaman Ekolü diyorum ben ona. Yani Allah'ın ispatı konusunda biliyorsunuz iki tane delil vardı. Biri delili inayet, biri de delili ihtira. Ve biz bunları okuduk. Delili ihtira'a devam ediyoruz. Yalnız bir vehim ve tembih var. Yani akla gelebilecek bir şüphe. Önemli bir soru. Bunu şey de sormuş yani nedir o Japonların sorularına cevap verirken Nokta Risalesi'nde de bunu açıklamış. Bediüzzaman Hazretleri. Eğer sual etsen sorsan ki nedir şu tabiat ki daima onunla tın tın ediyorlar, zırlıyorlar yerine tın tın ediyorlar diyor. Ben daha güzelini kullanıyorum. Zırlıyorlar. Tabiat yaptı, tabiat etti. Ulan tabiat başına satlasın. Hatırlıyorsunuz değil mi? Dün anlattım 40. hocam rahmetlinin. Ulan tabiat nedir Ahmet Efendi dedi. Dedim hocam şudur. E dedi gel teker teker bakalım. Haliklik özelliği var mı yok mu? Baktık. En son insana geldik. İnsana baktık ki naylon göz dışında bir şey yapamıyor. Tabiat bitti. Nedir bu tabiat dedikleri? Allah'ın mevcut kanunlarına tabiat diyorlar. Ha. Nedir şu kavanin? Hani efendim işte Newton kanunu. Ulan elektrik bilmem kim. Ulan bunlar var da hoş adam keşfetmiş. İcat edemez bunları. Kavanin ve kuva bir kısım kuvvetler. Suyun akım kuvveti. Anladın mı? Şey merkez kaç kuvvet? Merkez çek kuvvet. Neydi onlar? Unuttunuz bunları. Daima onlarla mütedemdimdirler. Demdeme ediyorlar. Zırlıyorlar demek yine. Bal arısı demdemesini vızlamak. Vız. Yani o bir kısım. Ona demdeme diyor. Neydi? Sivrisinek tantanasını. O tam vızıltı. Bal arısı demdemesini. Yani bal arısına biraz daha güzel kelime kullanıyor. Bozsa sizin aşkınız bozulmasın diyor Bediüzzaman. Çünkü kainattaki ya ora hakikaten okumak lazım. Hatırlatırsanız okuruz orayı. Çünkü kainatta sesini bütün aleme duyuran ilahi musika öyle bağırıyor ki Allah bir diye. Bütün bunların üzerine kimsenin konuşma hakkı yok. Unutma. Münazarattan dersin sonunda okuyacağım. Tamam. Ha. Yani millete de okuyacağım. Cevap vereceğiz ki bu zırıltılara, dırıltılara karşı. Alem-i şehadet denilir. Alem-i şehadet dediği Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir tabir. Bir de alem-i gayb var karşısında. Alem-i şehadet dediği gözümüzle gördüğümüz alem. İşte nedir? Nehir akıyor. Ağaç çiçek açıyor. Meyveler oluyor. Güneş doğuyor. Gece geliyor. Fırtınalar akıyor. Bu. Bir de alem-i gayb var. Alem-i gayb dediğimiz ancak iman ederek kabul ettiğimiz cennet, cehennem, melekler, Allah'ın sıfatları. Ama bir de alem-i şehadet dediğimiz şu dünyada da alem-i gayb var. Bak sen konuşuyorsun. Kim bilir neler oluyor beyninde? Bilmiyoruz onları. İşte bunlar yani bir kuru, bir metre küplük bir topraktan 125 salkım üzüm geliyor. O alem-i gaybda neler olduğunu bilmiyoruz o toprağın altında. O da alem-i gayb manasında. İyi dinleyin. Alem-i şehadet denilen cesedi hilkatin. Yani şu yaratılışın cesedi. Sen de o cesetten bir parçasın, ben de. Anasır ve azasının. Bütün içimizdeki elementler ve azaların efallerini, bütün fiillerini intizam ve rapt altına alan. Yani düzene sokan, birbirine bağlayan şeriat-ı fıtriye ilahiye vardır. Allah'ın tekvini şeriatı vardır. Bediüzzaman iki türlü şeriat vardır diyor. Bir, tekvin sıfatından gelen fıtri şeriat. Ateşin yakması, suyun boğması, suyun sulaması, çiçeklerin bitmesi, havanın gelmesi, yazın kışla değişmesi, hepsi bu tekvini şeriatın emir ve yasakları. Tekvini şeriat diyor, sıcağı şeye, ateşe elini sokma. Sokarsan veli de olsan yakarım diyor seni. Ha, yakmazsa ne olur? Ya keramet olur ya da peygamberse mucize olur. Aksi mümkün değil. Bu işte
İşte şu şeriat-ı fıtriyedir ki, tekvinin şeriatıdır ki, tabiat veya matbaa-ı ilahiye ile müsemmadır, isimlendirilmiş. Allah'ın matbaası, bu matbaa kelimesini kullanmasının sebebi, tabiat risalesinde öyle bir misal veriyor ki. Şimdi bakın, bizimkiler yeni yeni tüfek icat ediyor, yapıyorlar. Çok hoş, Türkiye'de güzel gelişmeler var. Menfi gelişmelerin yanında. Biliyorsun, her ortaya konulacak yeni bir makina, mesela diyelim tüfek, yeni bir fabrika demek. Onun için bir defa ne araştırmaları var? Ona ne diyorlar? Söyleyin daha. Olan unuttunuz gitti be. Ne hocam? Araştırma ya ne diyorlar? Neyse. Prototip. He? Prototip mi? Hiçbir şey anladığınız yok. Benim de anladığım yok sizin de. Ulan Allah hepinizin hayrını versin. Bilmem neye şu kadar araştırmaya diyor, bütçe ayırdık diyor. Onun bir ismi var Türkçe'de. Yani önce bir araştırılacak. Arkasından makineler yapılacak. O tüfeği yapacak makineler yapılacak. Bethüsema Hazretleri buna dayanarak diyor ki, yani muhalden biridir tabiat risalesinde. Şayet diyor bir dağın tepesine çıksan, o çiçekleri, ağaçları görsen, eğer diyor tabiat denilen o mevhum şeye verecek olursa, her bir çiçeğin altında o dağlar kadar fabrikalar olması lazım. Çünkü hepsinin kalıbı ayrı. Onun için matbaa diyor. Hani bir eskiden mesela benim ilk kitabım öyle basıldı. Şimdiki bilgisayarda yok. Nasıl? Kurşunla basılıyor. Gittim tasih ettim. 1000 sayfalık ilk kitabım çıktı. Her harfi ayrı basıyor. Çıkarıyor, onun filmini alıyor, ondan sonra onları hep atıyor, eritiyor, yeniden basıyor. Yani eğer diyor Cenab-ı Hakk'a vermezseniz şu tabiat denilen veya ilahi matbaa denilen Allah'ın kanunlarına vermezseniz, o zaman her bir çiçek, her bir hamsi, her bir göz için ayrı bir kalıp ve fabrika lazım. Müthiş bir izahtır bu arkadaşlar. Evet, bu metindi. Şimdi açıklıyor. Tabiat, yani şu kainattaki şeriat-ı tekviniye, hilkat-ı kainatta cari olan, şu kainatı yaratırken yürürlükte olan kavani-i itibariyenin mecmu ve muhassalasından ibarettir. Yani şu kainatta cari olan, geçerli olan itibari kanunlar. Ne demek? Kanun itibaridir arkadaşlar. Hariçte kanunun bir özelliği yoktur. Bediüzzaman bunu çok güzel izah ediyor. Efendim bir kısım kendini bilmezler diyor. Belli kanunlara isim vermekle mahiyetini çözdük zannederler. Anladın değil mi? Efendim yerin çekim kuvveti var. Ulan tamam da kim çekiyor? Kafasız herif sen mi çekiyorsun yeri? Harika ya. Efendim elektriği buldu. Ulan vardı da buldu. O bir kanun. İsim vermekle izah edemiyorsun ki. İngilizce'de natural law diyorlar değil mi hocam? Ha, tabii natural law diyor. Eşeklik ediyorlar onu söyleyenler. İşte tabiat kanunu dedikleri o. Anlatabilir miyim? Çok özür, bana kızıyorlar. Kur'an-ı Kerim de kullanıyor. Ulaike kel en'am belhum adal buyuruyor. Kapatayım mı? Tabii. Onlar davar gibidir. Davardan da aşağıdır diyor. Hayvanlardan aşağıdır diyor. Ben yani eşek gibidir demekle vallahi bence şereflerini biraz düşürtmüyorum yani. Gerçi eşek şikayet eder de böylesi adamlardan. Ha. Şimdi evet tabiat neymiş? Tarifine bak. Şu kainatı yaratılışta geçerli olan itibari kanunların. Bak bu kelimeyi iyi ezberleyin. Kanun itibaridir. Hariçte değildir. Şimdi nedir? Türk ceza kanunda yazıyor. Kim bir adam öldürürse işte şu kadar ceza. İlla her adam öldürene bu uygulanacak diye bir kaydı yok. Ya kaçmışsa? Öyle değil mi? O uygulamak için ayrıca iş lazım. Mahkeme lazım, karar lazım. Ne bileyim, infaz memuru lazım, lazım, lazım. Hapishane lazım. İtibariyenin mecmu, tamamı ve muhassalasından ibarettir. Tabiat budur. İşte kuva dedikleri şey kuvvetler, elektrik gücü, suyun akıma gücü. Ne diyorlar ona? Bir şey diyorlar. Ulan iyice unuttuk coğrafyayı falan. Her biri şu şeriatın bir hükmüdür. Hangi? Tekvini şeriatın hükmüdür. Ateşin yakma gücü. Mesela suyun donduğu zaman demiri bile çatlatma gücü. Ulan su kim ki çatlatsın? Anlatabildim ama gücü var.
Ve kavanin dedikleri, bak bak, kanunlar dedikleri şey de her biri şu şeriatın birer meselesidir. Kanunlar. Fakat o şeriattaki ahkamın istimrarına istinaden, ha, her sabah kalkıyoruz, güneş doğuyor. Olan bu Allah'ın kanunu. Ama devamlı olduğu için, ya zaten böyleydi diye anlayış hakim. Ülfet dedi ya geçen günlerde. Hem de hayali hakikat suretinde gören ve gösteren nüfusun istidatları, bir kısım insanların kabiliyetleri, bir zemini şure, yani çorak bir zemin hazırlamışlar bu anlayışlara, bu sakat görüşlere, müheyya etmesiyle, hazırlamasıyla vehim ve hayal tasallut ederek. Vehim ve hayal. Vehim ne demekti? Aslında hiç vücudu olmadığı halde var kabul etmeye vehim diyor. Vehmiyat, hatırlıyor musunuz? Ederek tazyik edip, yani sıkıştırıp şu tabiat-ı hevaiye tevazzu. Bak bak bak. Yani aslında hava gibi olan o tabiat dedikleri kanunlar ve kuvvetler sanki bir vaziyet alıyor. Sanki kainatı yaratan o tavaddu dediği o. Ve tecessüm edip sanki cisimleşmiş efendim Edison icat etti elektriği. Ulan çok affedersin böyle, tamam Edison güzel bir iş yaptı. Ama yani var zaten bu kanun. Edip mevcudu harici ve hayalden, bak bak, misal suretine gelmişler. Sanki tabiat hariçte de var olan bir şeymiş gibi zannetmişler. Evet, şunun gibi vehmin çok hileleri vardır. İşaret, onu da okuyacağız. Şu tabiat ve kuvayi umumiye tesmiye ettikleri emirler, şu kainatta görülen, tabiat adı verilen, matbaa-i ilahiye denilen ve umumi kuvvetler, yani işte ateşin gücü, bilmem rüzgarın gücü, bilmem ne bilmem ne adını verdikleri şeyler, kat'iyen aklı ikna edecek ve fikri kendine beğendirecek, fikre kendini beğendirecek ve nazar-ı hakikat ona ünsiyet edecek hiçbir mülayimet, bir ilişki yok kardeş. O şuursuz toprakla 125 üzüm salkımının ne alakası var? Öyle mi, öyle değil? Mülayimet demek sebebin müsebbebe, neticeye uygun olması. Anladın değil mi mülayimet? Bu hem kıyas ilminde hem de mantıkta önemli bir tabir. Olan bir imtihan edelim mi mülayimeti? Var mı yok mu? Bulunması lazım. Yoksa da sokacağım. Bakalım var mı yok mu? Ya çok önemli. Tabii bak çok önemli. Mülayeme münasebet ile eş anlamlıdır. İllete uygun bir ilişki demektir. Olan aferin kamus. Yani bu öyle sözlük manasıyla olacak bir iş değil mülayemet. Şimdi sen kaç kilosun Selim? 85. Ha, milletin huzurunda desem ki 85 kilo gelen Selim kardeşim 500 kiloyu kaldırdı. Atma hoca derler bana. Çünkü senin dediğin sebeple müsebbep arasında, netice arasında mülayemet yok. Anladın? İşte yani mümkün değil. Ve münasebet yok iken, yani bunlar hep, ve şu kainata illet ve mastar olma kabiliyeti mefkud iken, mevcut değilken, yani bu dediğiniz kanunlar, kuvvetler haşa kainata illet olamazlar. Hep böyle mantıkla konuşuyor. Mahsa sadece saniden tegafil. Şu kainatın sanatkarı olan Allah'tan gaflet ederek, bilerek gaflet ederek diyor. Yoksa gerçek ilim adamı gaflet edemez. Ve intizamın ilcağından, yani kainatta mecburen bir nizam var. Göz profesörü bakıyor, gözde hiç eksiklik yok. Mecbur ediyor, Allah'ı da inanmayınca diyor tabiat. İlca dediği zorlama. Biliyorsunuz ikrah-ı mülci var. Değil mi? Zorlayıcı şey. Tevellüd eden yalnız ızdırarla zor duruma düştükleri için. Velehresan-ı ukul. Harika bir tabir. Akılları hayrette bırakacak olan kudretin, Allah'ın kudretinin asarını, eserlerini, meyveyi, çiçekleri, dağları, taşları, insanları şu matbaa misal olan, matbaaya benzeyen tabiatın sanatından görmek, tabiatı mı? Yani sen şimdi matbaadan benim kitabı matbaa yayınladı hocam dersen ne derler sana? Ahmak derler. Ulan matbaa matbaadır, mistardır, cetveldir. Mastar değil, kaynak değil o kitaba.
Ne kadar güzel. Tabiatı mistar iken tabiat mastardır. Allah o tabiat denilen kanunlara göre ölçüp biçiyor. Doğru. Ama mastar tahayyül ederek. O kadar yanlış ki bu yazılışlar. Teyli olmaz yani. Yeniden kalem. Bu sizde de mi mastar yazılmış? Evet. Mostar demiş gibi. Ahri samur talep. T değil hocam, D. Aferin. Burada yanlış yazılmış. Bu söz neşiyatın ki. Mastar tahayyül etmek. Hayal etmek. Lazımı e'ammın vücuduyla. Ha özür dilerim. Melzumu e'hassın vücudunu. İntaca çalışan akim bir kıyasın neticesidir. O kadar güzel bir şey ki. Lazımı e'am. Ne demek lazımı e'am? Mesela diyelim ki bir insan. Anlatabildim mi? Bir insan. İyi dikkat edin. İnsanın lazımı e'ammi nedir? Hayvanlık. Yani canlılık. Niye? Çünkü o canlılık bütün hayvanlarda var. Sadece insanda değil. Ha. Ama melzumu ehas. Mesela bunun neticesi olan bir şey söyleyelim. Nedir? Hattatlık. İyi dikkat edin. O ki insandır, öyleyse bu adam da iyi hattattır. Halt ettin ulan. Her insan hattat olamaz. Hattatlık özel bir netice. Anladın değil mi? Yani kainattaki kuvvetler, kanunlar nedir? O iş için gerekli olan lazım-ı e'an. Sen onlardan bunu yarattı, bunu etti dersen halt edersin. Vücudunu intihaca, netice vermeye çalışan akim bir kıyasın neticesidir. Sonuç veremez. Sonuçsuz kıyasa akim diyorlar. Evet, şu kıyası akim, sonucu olmayan bu kıyas, dalalet ve hayret vadilerine çok yolları açmıştır. Yahu şurayı da okuyalım. Nazarat okuyacaktınız. Ha, neydi, neden dolayı? Ha, tantana meselesi, tabii. Ha, güzel kardeş. Evet, burada kalalım da münazarattaki yeri okuyalım. Veya burayı da okuyalım mı? Yarın devam edelim. Öyle değil mi? Çünkü çok önemli. Ver bakalım kardeş. Oradan münazaratı. Ver. Şey yani nedir? Bir tane münazarat vereceksin. Münazarat derken yani şeyi vereceksin. Yani, asar bediyeyi vereceksin. Yok mu? O iki ciltliği ver. Versene şunun ikinci cildi. İkinci ha, cildi. Tabii, tabii. O en güzeli yani. Burada o olması lazım. Lütfen şunları al. O kalsın. Al. Ama bunları da kardeş çok rahat şey yapıyorum. Dur kalsın. Yani onlar yerini kolay buluyorum. Bu farklı bir şey. Bak münazarat. Ya, aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Divan Harbi Örfi. Emirler'in harikası. Ha münazarat. O kadar güzel ki. Hey, 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 hey. Diyor ki. Bak bak bak. Evet. Evet. Neam. Neam. Sivrisinek tantanasını kesse tam bu dersle alakalı. Yani zır vızıltısını, bal arısı demdemesini bozsa sizin şevkiniz hiç bozulmaz. Niye? Kainat Allahu Ekber diye bağırıyor. Asıl musika ilahiyeyi çağırın. Öteki o inkarcıların sesleri sivrisinekle bal arısının vızıltıları, fısıltıları. Hiç teessüf etmeyiniz. Zira kainatı nagamatı ile, nagmeleriyle raksa getiren, sanki bir nevi oynatan, hakaikin esrarını, hakikatların, yani Allah yarattı vesairenin sırlarını ihtizaza veren, harekete getiren musika ilahi. İşte ihtira deliliyle şu kainatta görülen tevhid-i ilahi delilleri hiç durmuyor, mütemadiyen güm güm eder. Bak bak bak. Padişahların padişahı olan Sultan Ezeli Allah. Kur'an denilen musika ilahiyesiyle. Allah Allah. Kur'an'a musika ilahiye diyor. Öteki o inkarcıların sözlerine de sineklerin mızıtlar diyor.
umum alemi doldurarak kubbe-i asumanda, şu göklerin kubbesi altında şiddetli ses getirmekle sadef-i keh misal olan ülema ve meşayih ve hutebanın, Allah Allah, alimlerin, şeyhlerin ve hatiplerin ağızlarını da mağaraya benzetiyor. Biz bunu çok yaşadık. Köyde derelere gidiyorduk. Derelerde, derelerin her iki tarafında mağaralar var. Hey dediğin zaman o mağaralardan ses geliyor. Hey diye ses yansıması. Sanki Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Anladın değil mi? İnne fî halkis semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli vel nehâr. Okusana. Vel fulki lletî teşrî fil bahr bima yenfe'un nâs ilâ âhiril âye. Kur'an-ı Kerim göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün bir saatin yelkovanı gibi yer değiştirmelerinde, insanları faydalı olacak şekilde denizlerde, okyanuslarda, gemilerin yürüyüşünde devam ediyor Sure-i Bakara'daki uzun ayet. Tevhid ayeti. Bu musika ilahiye. Bunu Kur'an söylediği için nerede? Mağaralar. Mağaralar da şeyhler, alimler ve hatiplerin ağızları. Bunu izah ediyor, ses veriyor. Mesela İmam-ı Gazali öyle eserler yazmış ki buradan ilham alarak yazmış. Kur'an'dan ilham alarak yazmış. Olan ülema ve meşayih ve hutebanın dima, kalp ve femlerini ağızlarına vurarak aksi sadası, o Kur'an'ın musika ilahiyesi olan Allah'ın, Kur'an'ın sesi onların lisanlarından çıkıp seyir ve seyelan ederek hem geziyor hem de akıyor. Çeşit çeşit sadalarla dünyayı güm güm ile ihtizaza getiren. Bırak sen o sivrisineği. Dünyayı harekete getiren o sadanın tecessüm ve intibaıyla umum kütüb-i İslamiye'yi bir tambur. Bütün İslami kaynaklar, kitaplar tambur gibi. Orada Kur'an'ın musike ilahiyesi çalınıyor. Ve kanunun bir teli ve bir şeridi hükmüne getiren ve her bir tel bir nev'iyle onu ilan eden o sada-i semavi. Semavi ses yani Kur'an ve ruhaniyi kalbin kulağıyla işitmeyen veya dinlemeyen, acaba o sadaya nispeten sivrisinek gibi bir emirin, emir dediği bir beyin, bir idarecinin demdemelerini kara sinekler gibi bir hükümetin adamlarının vızvızlarını işitecek midir? Veya tabiatçıların, anlaşıldı? Müthiş bir cümle burası. Haydi cezakumullahu hayran kethira. وَعَلَّمَنَ اللّٰهُ عِلْمًا نَافِيَا الْفَاتِحَ. Ulan ne kadar güzelmiş bu ya. Vallahi billahi çok tatlıymış. Ben hiç okumamıştım böyle bir şey ya.